efendim. Günaydın. Bugün gene yayınımız çok güzel geçecek inanıyorum. Tülin'im var yanımda. İnanılmaz şeyler gene bize öğretecek. Örgü bakar mısınız? Gece yeleklerimiz falan var yani. Tülin'den sonra da ay kadınlar çatır çatır çatlayacaksınız hepiniz. Bir kadın gelecek ki aman aman güzelliğiyle yakıp yıkacak buraları. Eda Taşpınar bizlerle olacak. Sakın belli etmeyin kıskandığınızı. Aman diyeyim benden söylemesi. Reklama gidiyoruz, hemen geliyoruz. Bir yere ayrılmayın. Çaylar kahveler hazır olsun. Hoş geldiniz efendim. Güzel bir yayın diliyorum hepimize inşallah. Sevgili Tülin'im zaten yanımda olduktan sonra kötü olması mümkün değil. Hanımlar, yünler, şişler, tığlar hazır mı? Gene birbirinden güzel yelekler ve şallar gösterecek bize. Nereden başlamak istiyorsun? Yıkılıyor ortalık biliyor musun? Herkes bana soruyor. Ay Melek, ama Allah'tan Facebook sayfamızda değil mi? Hepsi anlatılıyor bunların. Evet. Nereden başlıyorsun Tülin'ciğim? Nereden başlıyoruz? Bugün hanımlara ben bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Şimdi artık eskiden böyle çok fazla uzun süren örgüler, çok fazla ip kullanımı, çok zor tekniklerle insanlar uğraşırdı. Artık onlarla uğraşmak zorunda değiliz. Hanımlar böyle yeni nesil ipliklerle çok basit teknikler kullanarak, çok az iplikler kullanarak çok kısa sürede etkili modeller yapacaklar. Yani şimdi insanlar da diyebilirler, Tülin Hanım sanki sadece çok kolay örnekleri biliyor, çok kolay örnekleri anlatıyor. Hayır, çok şükür. Genel kültürümüz, örgü kültürümüz buna çok müsait. Ama biz bunu çok bilinçli olarak yapıyoruz. Artık zamanımız çok değerli, öyle değil mi? Hanımlar çalışıyor, örgü giymek istiyorlar, örgü ürünleri takmak istiyorlar. Böyle biz çok kısa sürede biten, çok az iplik kullanılan çok kolay tekniklere gidiyoruz. Bunu biz bilinçli yapıyoruz. Bence de Tülin. Sen devam et hayatını anlatmaya. Ay kadının evet. Üstündeki yeleğe bakın ayol. Aa. Bugün? Geçen hafta kısasını giymişti. Bu hafta uzununu giymiş. Gel şöyle bir şurada bir görür şurada bir. Boyu posu bir görürsün yeleğinin bir. Gel buraya nereye gidiyorsun şöyle ha. Şurada dur orada dur. Orada dur. Hareket et. Bak bak. Şöyle bir dön bakayım. Ay bakar mısınız hanımlar güzelliğine. Bak bak. Bak. Evet, bugün iplerin ve renklerin günü. Burada hiçbir şey yok aslında. Burada teknik bile yok. Tığ işi bilen hanımlar bilirler. Yani zincir ve sık iğne. Başka hiçbir şey yok. Çok basit. Bugün iplerin şovu. İplerin şovuna başlayalım hayatım. Bakar mısınız? Şal. Yağlı boya gibi. Vallahi yağlı. Burada teknik falan yok. 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 Burada bakın. İp, sadece ipi sık iğneyle, zincirle örüyoruz. Bakın yağlı boya gibi. Döner misiniz? Çok güzel oldu arkası. Evet. Şahane. Artık çok uğraşmıyoruz. Böyle çok basit tekniklerle çok etkili ürünler yapacağız. Tamam. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Kadınlar bekliyor merakla. Şimdi. Bak benim hanımıma gördün mü? Hemen almış şeyini eline yapıyor. Evet. Şimdi biz bugün tek bir ürün anlatmayacağım ben size. Tekniğin göstereceğim. Bütün ürünleri yapabileceksiniz. İki tane tekniğimiz var. Bir tane tekniğimiz var. Bir de tekniği biz böyle farklı dizayn ediyoruz. Hmm. Teknik aynı. Tek bir teknik anlatacağım. Çok basit. Zaten bütün hanımlar bilirler. Zincir çektik. 10 zincir çektik. Şimdi ben tekniğe o zaman biz numara verelim. Bir numaralı teknik ve iki numaralı teknik olsun. Şimdi ben bir numaralı teknikten başlıyorum. Tamam. Bir numaralı teknikten başlıyorsam şuradan başlamak zorundayım. Tamam. Şöyle alıyoruz. Zincirimizi çekiyoruz. Kaç zincir çekiyorsun? Yani o ölçülere göre değişir. Ölçülere göre. Tamam canım. Zincirimizi çekiyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Sık iğne bütün hanımlar bilirler. Ben burada da yapacağım. Şöyle ben hazırladım. Bakın başını alıyorum. Burada çok fazla iplik kullanımı olmadığı için yani örgü ip yok. O yüzden biraz dik durması için bizim ipliği şey yapmamız gerekiyor. Başını almamız gerekiyor sık iğnemizin. Sık iğnenin başını alıyoruz. Batıyoruz, çıkarıyoruz, çekiyoruz. Başını alıyoruz, batıyoruz, çıkarıyoruz, çekiyoruz. Topluyoruz. İki, üç. Yavaş Tülücüğüm, yavaş. Yavaş yapıyorum. Başını alıyorum, batırıyorum. Batırıyoruz, çekiyoruz. Dört. Topluyoruz. Başını alıyorum, batırıyorum, çekiyorum. Çekiyoruz. Beş.
bir seferde hepsini birden çekiyoruz. Evet. Başını alıyorum, batırıyorum. Batırdık. Çekiyorum, uzattık, sık iğne. Çek. Hepsini birden. Bunu öğrendik. Bu sık iğne. Ama başını alarak sık iğne. Neden? Çünkü dik durması için. Zaten ip yok. Zaten teknik yok. Yani zaten çok basit. Böyle bunların dik durması için başını almamız gerekiyor. Tamam. Başını almamız demen doluyoruz yani, değil mi? Tığ'ya şöyle. Yani şöyle ipi şöyle doluyoruz. Şöyle doluyoruz. Şimdi 6 tane sık iğne yaptık. Tamam. 20 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 tane sık iğneden sonra 20 tane zincir çektik. Şimdi bakalım ne olacak? Çektik. Evet, geri dönüyorum. Bakın döndük. Geri dönüyorum. Gene doladın değil mi? Bu çok önemli. Yok, dolamadım. Ya, dolamıyor. Geri dönüyorum, batıyorum. Battım. Başını aldım, çektim. Şöyle yine içini... Şuralar yani evet. Meydana geliyor. Şunlar meydana geliyor. Hmm, kafesler. Evet, evet hayatım. Şimdi içini yine başını alarak dolduruyorum. İçini sık iğneyle dolduruyorum. Bakın şu şekilde bütün içini dolduruyorum 20 zincirin. Başını alarak çok önemli. Çok kolay. Çok kolay. Zaten bizim farkımız bu. Çok kolayla çok etkili ürün. Yani başını alarak derken yani doluyoruz. Şöyle evet. İp doluyoruz. Evet. Ta. Evet. İçini dolduruyorum. 20 zincirin içini dolduruyorum. Tamam. Yani örgüye bakış açısını değiştirdik. Hanımlar diyorlar ki yani örgüde çığır açtınız. Vallahi biz açtım. Biz örgüde kullanılan teknikte de farklılık yaratıyoruz. Evet. Yani mesela daha önce gösterdik Tunus işini. Tunus işi bütün dünyaca bilinir ama biz ne yaptık? Uzattık. İpi azalttık. Zamanı kısalttık. Hafiflettik. Evet. Çok bunlar, hafiflettik. Bunlar çok önemli. Bunlar tekniği de modernize ettik. Evet böyle dolduruyoruz. Bu şekilde içini dolduruyoruz. Aşağı iniyoruz. Çabuk da ürüyor tabii. Çok bu. çabuk biter tabii. Yani. Çok çabuk bitiyor. Ama bakın şu çok önemli. Bunu söylemek istiyorum. Böyle onu bittirdik diyelim. Yani etrafını şöyle. Evet, iniyoruz aşağı. Sık iğneyle. Yine çekiyoruz 6 tane sık iğne yapıyoruz. 20 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Bu çok önemli. Bakın sakın şunu yapmayın. Zincir çekip, zincir çekip, zincir çekip, zincir çekip, zincir çekip sık iğneyle dönme değil bu. Ha, nedir bir o şekilde yaparsanız çok kötü durur, dik durmaz. Biz ne yapıyoruz? 6 tane sık iğne yapıyoruz. Zincirimizi çekiyoruz, 20 tane geri dönüyoruz. Geri döndükten sonra başını alarak sık iğneyle ilerliyoruz, dolduruyoruz. Ha. Yine 6 tane sık iğne gidiyoruz. Yine 20 tane zincirle geri dönüyoruz. Yine içini başına aldığımız sık iğnelerle dolduruyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. 6 tane sık iğne, 20 tane zincir, içini başına alarak sık iğne dolduruyoruz, gidiyoruz. Bu şekilde bakın çok kolay. İşte. Şöyle dolduruyoruz. Bakın şöyle bir yeleğimiz var. Oldukça spor. Evet. Kotların üstüne. Evet, bütün balıkçı kazakların üzerine çok kullanışlı bir yelek. Benim de aynısı var. Delikli olduğuna bakmayın. Yani çıkardığımda ben çıkardığımı hissedebiliyorum. Tabii. Sonuçta 300 gram falan bir hayır, ip var üzerinde. Mesela bu spor ve aynı zamanda da abiye şık bir şey olabilir. Yani evet. Bir ipek gömleğin üstüne mesela üstüne. Giyebilirsiniz. Evet, balıkçılar son üzerine. Son derece şık. İstediğiniz iplikle yapın bunu. Abiye iplikle yapın, spor iplikle evet. Yapın. Bu çok, çok modern. Ya. Evet. Modern. Bir de işin tekniğini kapınca evet, çok kolay. Örün gidin yani. Şimdi böyle yaptık. Bu sırayı bitirdik. Aşağıya indik. Şöyle. Bitirdik evet. Diyelim. İpimiz aşağıda kaldı. He. Şimdi yukarı nasıl çıkacağız? Nasıl? Yukarı sık iğneyle çıkacağız. He. Hemen şöyle başını almadan, şöyle çok fazla belli olmasın. Başını almadan sık iğneyle batırıyorum, çıkıyorum yukarıya doğru. Hanımlar bunu bilirler artık sık iğneyi. Biliyor musunuz? Zinciri. Ha, bak biliyor hepsi. Bunlar tığ işinin alfabesinin A'sı yani. Evet. Böyle geldik. Şimdi burada ikinci sıramızda üçlü trabzan. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Çektim. Başını aldım. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kadın makine gibi örüyor yani. Başını alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın her yuvarlağın üzerine şöyle iki tane üçlü trabzanla kafes yaptım. Yani şu kafesler. Bakın, o kafesi yaptım. Şuralar çıkıyor orada. Evet, bu bir numaralı tekniğimiz. Şimdi göstereceğim bir numarayla neler yapabileceğiz. Yine üç zincir, iki, üç,
Karşıya atlıyorum. Bakın şunu atlıyorum şimdi. Ha, birleştiriyorsun şimdi. Şimdi bunu atladım. Evet, topluyorum artık. Gene bir, iki, üç. Yavaş topla Tülin'ciğim. Bir, iki, üç. Evet, batırıyorum. Üç trabzan. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hanımlar çok becerikli. Eminim ki bu şekilde, bu şekli değişik, böyle farklı farklı dizayn ederek kim bilir neler yapacaklar. Anlamayan var mı içinizde? Bir, abi, iki, bir şey soracak. Erdem'ciğim hemen, çünkü meraklıdır benim konuğum. Bak örüyor devamlı. Bir yere takıldı, anladım ben. Yeleğe başlamadan evvel bütün tek bir zincir çekip onun da, üstüne mi sık iğne gidiyoruz? Onu anlatacağım. Ben tekniği öğreteyim. Hepsinin üzerinde kalıpla anlatacağız. Şimdi ne yaptık? Üç zincir, üçlü trabzan, üç zincir böyle topluyoruz. Bakın şöyle ikinci sırada hepsini topluyoruz. Buradan alıyorum, bunu da ekliyorum. Tamam. Böyle topluyoruz. Bu anlaşıldı herhalde. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Orası. Böyle gidiyoruz. Tamam. Üzerinde tekrar yine aynısını yapıyoruz. Şöyle şuradan gösterelim. Evet. Yine aynısını yapıyoruz. Her yuvarlağın üzerine böyle yuvarlakları getiriyoruz. Hiçbir şey yok. Ama son derece modern. Şimdi bu bir numaralı tekniğimiz. Gelelim iki numaralı tekniğimize. İki numaralı teknikte bu tekniği farklı dizayn ediyoruz. Çiçek şeklinde şöyle üzerimde gördüğünüz Senin gibi. Senin üstündeki gibi mesela. Benim üzerimdeki gibi çiçek şeklinde dizayn edeceğiz şu şekilde. Yani bu şalın, şu şalın tamam. Şeyi, motifi. Tamam. 20 tane zincir çekiyoruz. 10 tane zincirim var. 20 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 çekmiştim. 10 daha çektim. 20 oldu. Hemen batıyorum. İçini yine başını alarak sık iğne. Yine başını alarak şöyle sık iğne dolduruyorum. Başını alarak sık iğne dolduruyorum. 20 zincirin içini bağlıyorum, 20 zinciri. Yuvarlak yapıyorum. İçini başını alarak sık iğne dolduruyorum. Bu şekilde dolduruyoruz. Evet, doldurduk farz edelim. Evet, yıldızlar olacak. Yani buna bir farklı dizayn ediyoruz, çiçek şekli veriyoruz. Şöyle içini başını alarak sık iğne ile bütün 20 zincirin içini biz dolduruyoruz. Tamam. Ondan sonra geçiyoruz. Doldurduk farz ediyoruz. Çiçeklerin yapraklarına. Ne yapıyoruz? Yine unutmuyoruz. Bakın sakın şu değil. 6 tane böyle zincir çekip onların içini sık iğne doldurmuyorum. E ya ne? Ben öyle zannettim. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, başını alarak. 2, 3. Az önce yaptığımız tekniği yapıyoruz. Aynı tekniği dizayn edeceğiz. 4, dik durması 5, için. Dik durması için bu çok önemli. 6. Sonra Tülin Hanım bize yanlış göstermiş demesinler. Özellikle söylüyorum 6 sık iğneyle buraya geliyoruz. Geri dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndük. Bu çok önemli. Tekrar tekrar söylüyorum. Sonra yeleğiniz hiç güzel durmaz. Tekrar sık iğneyle dolduruyorsun. Tekrar başını alarak sık iğneyle dolduruyoruz. Bak. Evet. Çözdüm ben bunu. Bravo. Bakın şu çiçeği yapıyoruz. Çok kolay. Yani bu artık gürünecek bir teknik ama bu kadar da etkili. Şöyle 6 tane yaprak yapıyoruz. Yaptık. Bakın şöyle. Şimdi şuradan başlıyoruz. Böyle monte ediyoruz. 2 yaprağı buraya bir monte ediyoruz. Tamam. Bu çiçeğimizde şu 2 yapraktan buraya monte ediyoruz. Bunu da şöyle... İğnem olması gerekiyor şurada. Şöyle monte ediyoruz. Şöyle ekliyoruz. Evet. Sonra bu aralarını neyle tutturuyorsun? Aralarını örerken... İplikle dikiyor muyuz? Hayır. Örerken hanımlar onu biliyorlar. Ha. Örerken burada ekliyor, devam ediyor. Ha. Örerken ekliyor, sık iğneyle devam ediyor. Bak biliyorlar, bak bak. Ha, bir mikrofon ver bakayım, bir şey söyleyecek Mine. Sık iğneyle beraber ekleyerek... Ha, sen biliyorsun, edeyim. Anladım dur, Elmas. Mine'ye ver bakayım, aman çocuğum, dur batıverdi iğneler bana. Ben yazıyorum, yazarak bile çıkarıyorum ha. Tabii. Çok kolay ya. İyi kadınsın sen. Evet. Bir de Tülin çok güzel anlattı. Tülin sen bugün stüdyoda bir değişiklik hissediyor musun? Çok sıcak. Onu hissediyorum. Ben çok derdim. Değişiklik, neyse. Değişiklik. Mücahit yok. Evet. Mücahit yok ama Erdem'imiz var. Erdem. İyi ki sen varsın çocuğum.
Yani mücahit, şımarık, ay, bu anneanne mi olsun, bu babaanne mi olsun, bu komşun Fıtnat teyze olsun diye ne varsa silip süpürüyor. Geçen gün tüpte yakaladım. Oraya zulalamış buradaki her şeyi. Tüpe yakaladım yani elimle. Ama hakkını yemeyelim, öyle de güzel oluyor mücahitle de program. Aa, Erdem'le kötü mü Erdem'le oluyor? Erdem'le de oluyor. Aa. Ama yok, hayır, gitmeyin de yani şimdi onun da hakkını yemeyelim. Güzel oluyor. Peki. Evet. Böyle şalımızı bitiriyoruz. Hı. Bakın böyle yağlı yağlı boya gibi. Evet. Tamamen batiğin bu mucizesi. Bunu düz bir iplikle yapsak asla bu etkiyi alamayız. Kesinlikle bence alamayız. Bence de. Böyle bir yeleğimiz var dedik. Spor bir yelek dedik. Hatta... Ay böyle de bir yeleğimiz var. Evet. Burada böyle de bir yeleğimiz var. Evet. Ben şu yeleği bir göreyim bakayım hayatım. Şimdi bu bir numaralı teknikle yapılan. He. Öğrettim bir numaralı tekniği. Onunla yapılan bir yelek. Ay şahane değil mi? Evet. Şu bluzumun kolları çok geniş ya. Yok yok, geçer. Ondan olmaz gibi. Geçer, geçer. Geçer mi? Bunlar artık öyle uzun arkaları örmüyoruz. Uzun yelekler örmüyoruz. Çok böyle uzun vaktimizi alacak. Çok ip kullanılacak. Yeleklerin arkası yok artık. Artık yeleklerde arka kullanmıyoruz. Arka yok. Hiç gerek yok arkaya. Şahane. Şahane vallahi. Evet. Ha? Bugün de sanki bilerek giymişsiniz. Ay sanki bilerek giymişim. Baksanıza. Şimdi ben burada kalır mısınız lütfen? Burada kalayım şimdi hayatım. Şimdi sizin üzerinizde ha, şunun 7 şekil kullanımını göstereyim. Bakın böyle bir kullanıyorsunuz. Şöyle atar mısınız? Attım. 2. 2. Evet. Ben manken üzerinde yapacaktım ama siz istediniz. Ne yapayım, siz giydiniz. Ha. İki hayatım. Şöyle. 3 oldu. Evet. Sonra önden bağlayabilirsiniz. He. Önden şöyle bağlayabilirsiniz. Her şey yapılabilir, evet, yani. Evet, her şey yapışıyor maşallah. Her şey. 4 oldu. Gördüm. Evet, ay, arkaya yok alabilirsiniz. Birazdan güzel bir kadın gelecek ki sinir içindeyim yani. Vallahi çok güzel kadın. Bakmaları evet, bak bak bitmiyor yani. Değişik şekillerde bunu. Hı. Kullanabilirsiniz. Bu simli bir iplik. Şu pembe şalı da çok beğendim. Evet, bu da. Gel bakayım bir Erdem. Pullu bir gel iplik. Gel buraya. Erdem çabuk buraya gel bakayım sen. Evet. Mücahit bunların hepsini gel bakayım canımın içi. Şey, zayıf olduğu için onda daha güzel durur. Dur bakayım. Bak. Bak. Vallahi. Ayol, bu şalın içinde şıkırdaklar da var. Evet, bu pullu bir iplik. Dön arkanı bakayım canım. Gece de kullanılabilir. Ay, arkanı dön bakayım, dön. Mücahit'i geçeceğim ya, diyorsun mücahit'i yani. Mücahit'i geçer bence. Ay evet, çok beğendim. Gündüz de çok kullanılabilir, gece de kullanılabilir. Böyle hı, pullu iplikler. Evet. Artık. Şu pembe de kumaş gibi değil mi? Kesilmiş bu gibi. Bu da böyle... Şahane. Yani var ya da yok gibi bir hırka. O şahane, ben şu şahane şu. Şahane. Olsun. Şöyle sonbaharda yapayım. Rengi çok güzelmiş o şahanenin. Hmm. Sonbaharda, ilkbaharda böyle var ya da yok gibi içine balıkçıyla, gömlekle. Kumaş ceket çok, gibi evet, duruyor. Çok kullanışlı, o kadar bir güzel. Hırka, mozaik desenli böyle bir iplik hmm, bu. Peki sana bir fikir. Bir numaralı teknik. Gel evet, Tülin yanıma. Geldim. Mesela bak, evet, tut şunu şuradan. Yani olabilir mi diye soruyorum. Evet, buyurun. Mesela şimdi... Bu böyle kafesler yaptık ya. Evet. Bu kafeslerin mesela bir tanesinin içini sık iğneyle doldurup biri boş, biri tabii dolu, biri tabii boş ki olmaz mı? Tabii ki. Ha? Tabii ki. Öyle hanımlar, de olur. Hanımlar o kadar yaratıcı, yaratıcı ki. O kadar bence yaratıcı de ki. Ve bana öyle güzel resimler geliyor, öyle güzel şeyler yapıyorlar ki. Çok yaratıcılar. İçinden kurdeleler geçirilebilir. Bunların içinden kurdeleler geçirebiliriz, ipler geçirebiliriz. Evet. Şöyle, çok güzel. Şöyle ya, simli. Bak o da yine çok elegan. Evet, simli bir iplik. Değil mi? Mesela şöyle gece bir yere gidiyorsunuz. Siyah bir, dümdüz bir şey giydiniz. Onu alıverin, bir de broş konduruverin oradaki gibi. Evet. Vallahi çok elegan. Şöyle, bu çok basit. Yani ben hiçbir şey yapamıyorum diyen bile bunu yapabilir. Hmm. Zincir çekecek, sık iğne. Başını alarak ama. Evet. Çünkü burada ip yok zaten. Evet. Başını alarak zincir çekiyor, sık iğne. Zincir çekiyor, sık iğne. Bu kadar basit. Bu kadar etkili. Bunlar yeni nesil ipliklerin sayesinde. Pullar bakın, pullar kendini gösteriyor. Simler, yani batikler. Renk de çok güzel. Onu bir getir bakayım. Evet, bu benim Tülin. Geçen hafta. Tülin, şu griyi bir ver bakayım. Vereyim. Bu benim geçen hafta giydiğim yelek. Şimdi ver anlatacağım bakayım biraz hayatı sonra. Vereyim, buyurun. Güzel değil mi? Ha?
Canım dur şimdi sen. Belki ikisi de olacak. Allah evet, Allah. Evet, belki hepsi olacak. Yok, bu bana olmadı. Rond bebeleri gibi oldum ben. Daha zayıf. Daha zayıf bir hanımdan. Ben burada şunu göstermek istedim. Böyle bir zemin örerek zeminin ucunda da kullanabilirsiniz. Zeminin ucunda da böyle örnekler kullanabilirsiniz. Yani sadece delikli olması gerekmiyor. Böyle bir şal örersiniz. Şöyle motifleri şalın ucunda kullanırsınız. Şöyle üçlü motifleri şalın ucuna koyarsınız. Çok da etkili olur. Bak buralar sık iğne değil mi? Bu tunus işi. Ha bu tunu ha tunus. Öğrenmiştik ya her tunus. Her zaman söylüyorum. Hafif hani. Çok çabuk bitti bu tunus işi. Çok gidiyor. Çabuk. Evet çok çabuk. O yüzden tunus işini tercih ediyoruz. Hemen böyle bir saatte şurasını örüp ucunu taktık. Bence. Evet. Hayatım şu tığlan bir daha bize... Bir kez daha nasıl yapıldığını şöyle bir gösterirsen Tülin'cim bize. Burada gösterelim. Hangisini göstereyim? Şunu mu gösterelim? Hangi? Bunu gösterelim. Bunu anlattık. Heh. Tamam. Bak, yani... Dur bak şurada ucu var mesela. Tekrar hani tekniğini kadınlarımıza. 6 tane sık iğne yaptık. Hı hı. 20 tane zincir çektik geri döndük. Geri döndük. İçerisini başını alarak sık iğneyle doldurduk. Niye doldurduk? Dik durması için. Dik durması için. Dik durması. Bu da kalın bir iplik. Dik durması için şöyle başını alarak sık iğneyle dolduruyoruz. Aşağı iniyoruz. Şu şekilde. Böyle aşağı iniyoruz. Berna'ya bugün şahane bir bereyle şahane bir atkı gelmiş hediye. Çok beğendim. Güle güle kullansın. Bu şekilde örüyoruz. Üzerine de sonra bu şekilde üçlü trabzanlarla kafes yapıyoruz. Koyuyoruz. Yine bunların üzerine üçlü, onu da yapayım. Şöyle geri döneyim. İçini sık iğneyle dolduruyoruz. Bu üçlü trabzanların içini başını alarak... Sık iğneyle dolduruyoruz. Bakın şöyle. Başını alarak sık iğneyle dolduruyoruz. Hı-hı. Üçlü trabzanların üzerine. Tamam. Kafeslerin üzerini başını alarak sık iğneyle dolduruyorum. Ne yapıyorum? 6 tane dolduracağım. Üzerine tekrar zincir atacağım. Hı-hı. Doldurdum 6 tane. Hı-hı. 20 tane zincir atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dönüyorum. Geri tamam. Dönüyorum. Batıyorum. Çekiyorum. İçini yine sık iğneyle dolduruyorum. Başını alarak sık iğneyle dolduruyorum. Şöyle iyi batayım. Ya bir şey soracağım Tülin. Mesela efendim? Şu baştaki pembe ceket var ya hani mankenin evet. Üzerinde. Dedik ya ceket gibi duruyor gerçekten. Mesela onun altına evet. Bu şu tunus... Şu tunus işinden hani böyle hafif evaze bir etek mesela yapılamaz mı? Her şey yapılabilir. Ha? Her şey yapılabilir. Değil mi? Evet. Etek dublelenir. Eskiden yapılır. Dublelenir ve üstüne de... Sen bir gün böyle bir etek burada gösterelim mesela. Gösterelim. Burada işinden. Yalnız dikkat edersen hanımlar zincirler daha kısa. Biraz daha küçük. Hani çok delikli olmasın diye. Anladım. 20 çekiyorsak yelekte burada zincirimizi bir 10 çekiyoruz. Daha küçük küçük çekerek bu şekilde ırkamızı örüyoruz. Kolay gelsin. Dur ayol ben pek bilmem de bu işleri. Bilirsiniz. Ne yapıyorum şimdi? Ne başını yapıyorum? Alın sık iğneyle doldurun. Şöyle başını aldım. Alıp doldurun. Evet. Şöyle şuraya mı batıyorum? İçine boşluğa batıyoruz. Yaptım. Ondan sonra. Çekin tığı. Hepsini evet. Birden. Hepsini birden çekin. Çekiyorum. Başını aldım. Hepsini birden. Battım. Hepsini birden çekiyoruz. Ey dur bir dakika bir şey yaptım ben burada. Ha. Ay yün işini iyi bilirim de şey evet. Şiş işini. Bak yapamadım gördün mü? Şöyle delik ben delik raporlar oldu. Üzerinden de hanımlara isterseniz biraz yardımcı olalım ne yapacaklarını. Hı-hı. Şöyle. Şimdi bu pullu şuradaki. Şu benim olan şaldan bahsediyoruz. Evet, pullu şal için şöyle şuradan başlıyoruz. 138 santim zincirimizi atıyoruz. 138 santim zincir. Yani şu ucu mu oluyor evet, hayatım? Evet o ucu oluyor. En başı oluyor yani. Oradan zincirimizi atıyoruz. Sonra yine aynı yaptığımız teknikle 6 sık iğne üzerine 20 tane zincir. 6 sık iğne 20 zincir. Bu şekilde doldurarak, başını alarak doldurarak böyle yuvarlaklarımızı hazırlıyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Yalnız orada şey yapmadık. Bu yelekte yaptığımız şu kafesleri yok. Kafes yapmadık. Yok. Ha. Kafes yok. Böyle daha şık. Daha olur. Sade daha farklı, bir şey daha yok. Sade. Evet. Çünkü kafes girince biraz daha spor oluyor. Yapmadık. Bu biraz daha bu şekilde, şey, evet. Sonra aralarda zincir çekerek böyle kaydıra kaydıra ama tekniğimiz aynı. 6 sık iğne,
20 zincir içini başına alarak dolduruyoruz. Fakat bu içindeki hafif pullu şeyle evet. Ne kadar hoş olmuş. Hafif bir şıkırdaklık gelmiş üstüne. Ay evet. Ben bayıldım bugünkü şeylere vallahi. Şu siyah da çok güzel. Ha? Vallahi evet. Çok güzel. Siyah. Evet. Siyah evet. Siyahın şöyle bir açık. Ama siyahtan bıktım biliyor şeyi musun? Şeyi gösterelim isterseniz. Tutabilir misiniz ucundan kalıbını? Evet, bak şimdi kalıbına artık bakır. Öyle. Bak ne kolay bak. Kolay. Dikdörtgen. Bak ne kolay bir kalıp. Şöyle bakın. Böyle. Örüyoruz. İki dümdüz. Buçuk. Dümdüz. 2,5 metre. Bunu böyle başlıyoruz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ortadan başlıyoruz. Sağ tarafa örüyoruz. Ortadan yine sol tarafa örüyoruz. Çünkü burada bu örneklerin düzgün olması gerekiyor. Hep aynı yönde olursa ters gelir. Ha, tamam. Bu şekilde başlıyoruz sağ tarafa ve sol tarafa. Kolları bırakıyoruz. Yani bunu sadece şöyle hiç giymeden bile omuzlara alındığında şu omuzlar böyle açıkta kalacak. Böyle dekolte gibi kullanılabilir. Şöyle de kullanılabilir. Değil mi? Omuzlar evet. Açıkta. Omuzlar açıkta kalacak. Alın isterseniz sana gösterelim. Hani böyle omuzlar açıkta. Omuzlar bu sene çok moda. Oluyor ya. Hani şöyle şal evet, gibi de içimizi dekolte düşünelim. Omuzlarımız açıkta kalacak. Şunları da şöyle alıvereceksiniz. Öyle alacağız. Şöyle. Evet. Ben anladım. 6-7 çeşit kullanımını buldum bunun. Artık 8-9-10. Onları da hanımlardan resim istiyorum. Çok hoş. Ödev veriyorum vallahi onlara. Onlar da güzel. Gönderebilirler. Farklı kullanım şahane, olabilir mi? Şahane. Şahane hayatım. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı Tülin Hanım'a? Bir de üzerimdeki yeleğin açılımını gösterelim. Çünkü hanımlar sonra çok soruyorlar. Gösteremeyeceğiz. Şöyle göstereyim. Arkamda mikrofon var. Bakın bu da aynı. Aynı onun gibi. Aynı teknikle böyle upuzun motifleri az önce gösterdiğim 2 numaralı motifi yapıyoruz. Birbirine ekliyoruz. Gelişi güzel. Hiç önemli değil. Aralara koyuyoruz. Uçlar farklı şey gelebilir. Denk gelmeyebilir. Bu salaş bir yelek. Yani ona çok dikkat etmiyoruz. Hani uydu uymadı. Uçlar çok önemli değil. Sarkabilir. Bu şekilde upuzun 2,5 metre motifleri ekliyoruz. Kollarımızı geçirecek yerlerden şöyle açık bırakıyoruz. Oralara motif eklemiyoruz. Oradan kollarımızı geçiriyoruz. İstersek şöyle attırıyoruz. Aynen şöyle attırıyoruz. Dur yine söz vereceğim dur. Şöyle attırıyoruz. Evet model yapıyoruz. Çok güzel. Söyle Mineciğim. Şey, pembe hırkada da tek kafes koymuş. Ben buradan bakıyorum oradan uzaktan. Tek tabii, kafes. Tabii neden tek kafes evet, koyduk? Tek kafes çünkü sayımız azaldı. Heh. Onda 20 zincirde. Evet. Bunda sayımız bazısında azaldı. Bazısında tek kafes, bazısında hiç yok. Evet. Yelekte de 3 kafes. Bak mesela bunda kafes. Bunda hiç bunda yok. Hiç yok onda kafes. Da zincir yok. Çekiyoruz, üzerine sık iğneyle evet. Dolduruyoruz. Zincir çekiyoruz, üzerine sık iğneyle. Bunda hiç yok. Güzel. Hiç yok. Evet, bunda çok teşekkür ederim. Tek kafes. Ama teknik aynı. Aynısı. Hanımlara ben sadece fikir veriyorum. Onlar istediği gibi dizayn edebilir. Kim bilir neler yapacaklar. Ben hayal edemiyorum. Ay yaparlar cadı gibi hepsi. Ha? Ha masa örtüsü yaptın. Evet. Ha, güzel olmuş. Yeleklerimizle bütün örüyoruz. Hemen onu da söyleyeyim. Yelek ve hırka bütün. Bütün örüyoruz böyle bu şekilde. Bütün örüyoruz. Çünkü eklemeye uğraşmayalım. Çok kolay. Kollarını bırakıyoruz. Ha eksiz oluyor. Eksiz. Yelek ve hırka eksiz. Süper. Evet. Bu da herhalde şeyin. Evet bu yeleğin, o hırkanın. Ha dur bu çiçekli şunun değil mi? Evet. Şunun kalıbı. Bu da geçen hafta giydiğim yelek. Şöyle. Geçen çok hafta giymişti aldı. Ya evet, çok, geçen hakikaten hafta çok beğeni aldı. Burada da kendi sırtınıza göre dizayn ediyorsunuz, ekliyorsunuz aynı gösterdiğim şekilde. Şöyle önlerden ekliyoruz, bunu evet. Böyle de yelek yapıyoruz. Burada tamamen etki, mucize, batik. Evet, çok kolay aslında örmesi evet. Ama görünüşte çok emekli duruyor değil mi? Öyle aslında duruyor, öyle tekniği duruyor. Alınca ama çok kolay örülüyor. Çok kolay. Bir de çok şık duruyor yani yoksa al işte yeleği al şaldır haroşa ör. İşte düz ör git öyle bir şey değil bu bunda bir şey var yani baktıkça insan seviyor. Evet bu işte çok kolay tekniklerle böyle farklı ürünler yapmayı gösteriyoruz. İnşallah canım yardımcı olmuşuzdur. Ay onlara. Olmaz mı süperdi. Gerçekten Tülin'cim çok yardımcı oldun. Teşekkür ediyorum. Tülin Hanım'a alkışlarla veda ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olasın ellerine sağlık. Ellerine sağlık hayatım.